Öncelikle Kafkasya'da teopolitik diye adlandırdığımız tam karşılığı ilahiyat siyaseti diye söyleyebileceğimiz bazı zorlama gelişmeler var. Onu anlatmaya çalışacağım. Esasında Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki mesele hiçbir gün ama hiçbir gün dini bir mesele olmadı. Yani laik Azerbaycan Cumhuriyeti ile yine laik olduğunu ileri süren ama esasında kilisenin çok büyük etkisinin altında olduğunu hepimizin bildiği Ermenistan arasındaki mesele bir Hristiyan-Müslüman kavgası değildi. Bunu bir defa biliyoruz. Niye biliyoruz? Çünkü Azerbaycan nüfusunun ağırlığı Şii olan ama tabii çok sayıda Sünni de barındıran Müslüman bir devlet, Müslüman bir toplum ve Ermenistan Hristiyan bir toplum olarak en çok Kafkasya'da desteği Şii kimliğiyle İran İslam Cumhuriyeti adını taşıyan İran'dan oluyor. Yani bu eğer bir Hristiyan-Müslüman kavgası olsaydı İran'ın otomatik olarak Azerbaycan'ı destekliyor olması gerekiyordu. Oysa bir tane tatbikat yaptı sanıyorum doyamamışlar. Yeni bir tatbikat daha yapacakları yönünde bilgiler geliyor İran'ın Azerbaycan sınırında. Ve Azerbaycan'ın İran karşısında yapılan suçlamalarla birlikte olayları alttan almaması, uzlaşmacı bir kimlik taşımamasının da Tahran'da fena halde bir şok etkisi yaratmış olduğunu da söylemek istiyorum. Çünkü İran kendini güçlü görüyor. O zaman son 30 yılın Azerbaycan'ı da başlangıç itibariyle Hazar Denizi'nde İran'a karşı çok zor günler de yaşayan bir devletti. Sonradan Türkiye-Azerbaycan ilişkileri sayesinde önemli bir güç sıkleti elde etti. Ve İran'ın Türk askerinin Hazar'a gelmesi konusunda ve orada tatbikat yapması konusunda gösterdiği hassasiyet esasında Hazar dengeleri açısından çok önemliydi. Geçelim. Fakat Azerbaycan ve özellikle Cumhurbaşkanı İlham Aliyev hiç geri adım atmadı. Açık konuşalım. Ve sonuç itibariyle burası dedi benim ülkem ama benim sınırımda İsrail yok. Sünni cihatçı Suriyeli kişiler zaten benim ordum 100 bin kişilik bir ordu dedi ya İlham Aliyev Tahran'a. 100 bin kişilik bir ordum var benim oradan buradan paralı asker cihatçı mihatçı toplamama gerek yok ki benim zaten kadrolu 100 bin kişilik bir ordum var diyor adam. Daha ne desin? Yani bunlar sık sık tekrarlanıyor. Şimdi ben bu teopolitik yani ilahiyat siyasetine niye girdim? Çünkü 11 Ekim'de bundan 3 gün önce Roma'daydı Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan. Ermenistan Cumhurbaşkanı Roma'da kiminle buluştu? Vatikan'da Papa 1. Francis'le buluştu. Yani böyle bir durumla karşılaştık. Oturdular, konuştular. İşte Vatikan'ın bir tür fiili devlet başkanı, yani tabii ki başı Papa da, hani bütün Vatikan'ın devlet ilişkilerini yöneten bir büyük bir isim. O eşlik etmiş Armen Sarkisyan'a. İşte demişler zor günler yaşıyoruz. Kimler yaşıyorsa zor günleri Hristiyanlar yaşıyor anladığım kadarıyla. Nerede yaşıyorlarsa. İşte ama bunları dayanışma içinde bir arada atlatacağız falan demişler. Bundan bir gün sonra da yani 12'sinde 3 dini liderin bir araya geldiğini gördük Moskova'da. Ruslar bir atılım içindeler onu söyleyeyim. Ha, şimdi konuyu oraya getireceğim. Ruslar Kafkasya'da bir daha patırtı istemiyorlar. Yani bir daha silahların konuşmaması için gereken düzenlemeleri yapmaya çalışıyorlar. Bunun nedeni Azerbaycan'la Ermenistan'ın savaşmasından duydukları büyük üzüntü değil. Çünkü yeniden bir savaş alevlenmesi halinde
gerçek anlamıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki gücünün daha da tırmanabileceğine dönük bir endişeleri var. Onu söyleyeyim. Böyle bir endişeleri var. Bu endişeler çerçevesinde yeni bir savaşı önünü kesmeye, kendi barış gücü askerlerini orada tutmaya, yeni bir savaş çerçevesinde Türk askerinin Kafkasya'ya daha yerleşik gelebileceği endişesini de bir kenara bırakmaya çalışıyorlar. O yüzden mesela Azerbaycan Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan'ı aynı anda beraber çağırdılar Moskova'ya. Aralarında bir görüşme olmadı sanıyorum ama sonuç itibariyle bir şeyler anlatmaya çalıştılar onlara. Sonra Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill iki din adamını çağırdı. Biri Kafkasya Müslümanlar Birliği Başkanı, Baş Müftü Allah Şükür Paşazade, gençliğinden tanırım, beraber bulunmuşluğumuz da vardır ta 1989 yılından beri o makamı temsil ediyor. Ve Ermenistan Kilisesi ve bütün Ermenilerin ruhani lideri ikinci Karekin. Bu üçü bir araya geldiler. Şimdi diyeceksiniz ki Ardahan Bey, yani bu üçü bir araya ilk defa mı? Hayır, gelmiyor. İlk defa gelmiyor. 30 yıl içinde Ruslar ikide bir bunları böyle getirdiler yan yana. Sanki bir dini savaş varmış gibi orada. Değildi işte. Yani milli bir kavga vardı. O taraflardan birinin Hristiyan, birinin Müslüman olması kavganın esasını değiştiren bir kimlik taşımıyordu. Nitekim yeniden buluştular. Allah Şükür Paşazade görev adamı, böyle gidiyor, görünüyor orada işte sarıyla falan. Ne yapsın adam yani, işte görüşmeden kaçtı diyecekler, Avrupa ayağa kalkacak falan, yani sonuç öyle bir durum. Ama oradan bir şey çıkacağını tahmin etmiyoruz. Ama bir gün sonrasında da Paşinyan, Nikol Paşinyan Moskova'daydı. Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Şimdi o buluşmayla ilgili tevatür fazla. Yani Nikol Paşinyan her ne kadar toplantıdan çıktıktan sonra son derece verimli bir görüşme yaptık vesaire vesaire demiş olsa da benim anladığım kadarıyla şöyle bir durum var. Çek Dışişleri Bakanı Avrupa Birliği'ni temsilen Ermenistan'a geldi. Görüşmeler yaptı. Sonra Nikol Paşinyan birdenbire atladı uçağa, Litvanya'ya gitti. Litvanya'da bir Avrupa Birliği ve şey ülkesi ve sonuç itibariyle sanki Paşinyan batıda yeni bir arayış içindeymiş gibi çok ciddi bir görüntü verdi. Zaten Armen Sarkisyan'ın da Papa'ya birdenbire gidip kendini teslim etmesinin temelinde anladığım kadarıyla Avrupa başkentlerini sadece Fransa değil, sadece Paris'i değil, bütün Avrupa başkentlerini bir şekilde nasıl Yunanistan'ı koruyorsa bütün Avrupa Birliği'nin başkentleri şu anda Türkiye'ye karşı, Ermeni başkentini de bütün Avrupa başkentlerinin koruması altına sokmak gibi bir eğilim doğdu. Tabii bu Rusya gibi kadim devletler açısından zayıf bir strateji. Yani onu izler o. Yani izler, bakar. Ne yapıyor bu? Efendim derler, bizimle olan ilişkilerinden pek memnun değiller. Kendilerine Amerika'yı, Fransa'yı ve hatta bütün bir Avrupa'yı sahip kıldırmaya ve bizden uzaklaşmaya çalışıyorlar. Rapor böyle gider Putin'e. Putin de çağırın der. İşte çağırdı. Çünkü çıkıştan sonra ne bir açıklama var, ne bir basın toplantısı var, hiçbir şey yok. Yani sanki hiç görüşme yapılmamış gibi. Fakat Bakü'ye gelen bilgilere göre Paşinyan pek aradığını bulamamış. Zaten sonra Maria Zaharova, Rusya dışişleri sözcüsü çıktı, dedi ki bakın dedi, bütün tartışmaları bir kenara bırakın. Rusya olarak biz 9 Kasım 2020'de imzalanmış üçlü anlaşmanın bütün unsurlarını
uygulamakta ve takip etmekte kararlıyız dedi. Şimdi bu şu demek, ya o anlaşmada ne yapılıyorsa biz onun arkasındayız, kimse daha fazla arayış yapmasın dedi. Ama anladığım kadarıyla Ermenistan'ın böyle bir niyeti yok. Ermenistan kaybettiği bir savaşı masada nasıl iyi kötü bir hale getirir, onun telaşına düşmüş durumda. Bunda birçok fikir hocası vardır, mesela Yunanlılar gibi. Çünkü onlar da bizimle kaybettikleri her mücadeleden sonra ne tür manevralarla hiç hak etmedikleri konulara sahip olduklarını iyi bilirler. Şimdi böyle bir durum var ve Ermenistan Güvenlik Kurulu Sekreteri bir açıklama yaptı ve sonuç itibariyle o açıklamada da şu denildi. Ermenistan topraklarında bir koridor tahsisi mümkün değildir. Zangezur koridorundan bahsediyor. Zaten bizim böyle bir taahhütümüz yoktur. Ama Ermenistan olarak bizim topraklarımızın üzerinde yeni yollar yapılabilir ve o yolları da hem Azerbaycan hem de Türkiye kullanabilir. Ama o yolun egemenliği yine bizim olur şeklinde bir açıklama yaptı. Bu şu demek, yani Kafkasya'da öngörülmüş olan o bütün ulaştırma yolları üzerindeki engellerin kaldırılması konusunda Ermenistan kesinlikle yan çiziyor. Bu cevapsız kaldı mı? Hayır, kalmadı. Ben Aliyev'i tebrik ediyorum. Anında bir başka şekilde cevap veriyor. O da dedi ki, biz dedi bir yıl önce dedi topraklarımıza Rus askerlerinin gelmesini kabul ettik. Allah için dedi bir yıldır da yaptıkları görevden pek yani zararımız olmadı. Memnunuz, en azından çatışmalar yok vesaire, ama dedi. Ama bizim dedi egemenliğimiz altındaki yollardan Azerbaycan'dan izin almamış yabancı unsurların Azerbaycan toprağına girmelerine hala izin veriyor olmalarından dolayı rahatsızız. Bu notamızı da Moskova'ya ilettik dedi. Şimdi demek istiyor ki, yani biz o anlaşma çerçevesinde yollar üzerinde çok fazla maraza çıkarmıyoruz, çok fazla sorun çıkarmıyoruz, ama kardeşim siz de benim egemenlik alanımdaki yollarda ve alanlarda benden habersiz, benden izin almamış unsurların geçişine izin veriyorsunuz. Ben de buna o kadar uzun zaman izin veremem dedim. Şimdi bütün bunlar böyle bir gelişme içinde, ama Erivan'da çok önemli bir şey var. Çok memnunum yani bu gelişmeden. Çünkü sonuç itibariyle ben de bir insan kuluyum. Yani Allah kuluyum. Bizim de insani bir taraflarımız var. Dediğimizin doğru çıkmasından dolayı keyifleniyoruz. Şimdi benim bu Türkiye, Azerbaycan, Pakistan ittifakı ile ilgili videolarımı izlemiş değerli dostlarım, vay canına Ardan abi diyecekler. Evet, Hindistan Dışişleri Bakanı Erivan'da. Ne dedim ben size? Hindistan, Ermenistan, Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'la yeni bir ittifak arayışında demedim. Daha kaç gün oldu şurada? Bir ay bile olmadı. Adam geldi, Subramanyan Jayshankar, Jayshankar diyeyim ben buna, bu daha kolay. Efendim bu Hint Dışişleri Bakanı ve Ararat Mirzoyan'la konuştu. Oradan işte Paşinyan tarafından da kabul edildi. Ermenistan, Hindistan ikili savunma işbirliğini kararlaştırdılar. Demek ki yakında Hint silahları da gidecek oralara falan. Böyle bir Hindistan meselemiz olacak yani. Ama bu tabii bizi çok şaşırtmıyor. Çünkü biz Pakistan'la ittifak halinde, kardeşlik ittifakı kurmuş bir devletiz. Bana da bir Azerbaycan'dan bir dostum hatırlattı. Dedi ki, bu dedi Hindistan, bütün bunları kendi arandı dedi. Azerbaycanlı dostum. Niye dedim? 2008'de dedi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Dağlık Karabağ'ın işgalinin sonlandırılmasına dönük
bir oylama yapıldı ve Hindistan dedi, hem de bağımsız bağlantısızlar topluluğu lideri olarak orada Ermenilerin yanında yer alıp hayır oyu kullandı. Biz o gün dedi taktık dedi buraya, yani bu Hindistan'a. 2008. Sonra biliyorsunuz Dağlık Karabağ Savaşı'nda ortalığı birbirine kattı Hindistan, ama bunu ben de bilmiyordum, yeni öğrendim. 19 Mayıs'ta parlamentosundan aldığı bir kararla Azerbaycan'ı resmen saldırgan ülke ilan etmiş zaten. Yani düşünebiliyor musunuz durup dururken 19 Mayıs'ta. Tabii ondan sonra Pakistan askeri Bakü'ye gelir, Türk askeriyle buluşur. Azerbaycan askerinin ev sahipliğinde aslanlar gibi 3 tane ay yıldızlı bayrağı koyarlar oraya. Birlikte bunu yaparlar. Yani kardeşlik tatbikatını yaparlar. Şimdi böyle bir durum var ve gerçekten bu yönden baktığınız zaman olaylar hiç de şaşırtıcı bir biçimde gelişmiyor. Hepsi beklediğimiz bir biçimde. Azerbaycan'a karşı ve Türkiye'ye karşı farklı lobilerin işbirliğinin önümüzdeki dönemde daha da artacağına inanıyorum. Mesela Amerikan Kongresi'nde zaten Ermeni, Rum, İsrail lobileriyle boğuşuyorduk. 3 lobi vardı. Benim gördüğüm kadarıyla o lobilere şimdi 4.'sü de eklenecek. Hintliler de bayağı bir nüfusludur Amerika Birleşik Devletleri'nde. Hatta siyasette de işte görüyorsunuz başkan yardımcısına falan filan. Ama lobileri o kadar güçlü değildir, onu söyleyeyim. Ama şimdi tabii Rum, Yunan falan filan da bir araya gelince bu şey değil. Benim gördüğüm kadarıyla Hindistan Türkiye ile değil de esas olarak Amerikan Kongresi'nde Pakistan'a karşı yaptırımları güçlendirmek ve Pakistan'ı Amerikan yönetiminden uzaklaştırmak için çok ciddi bir kampanya yürütecek ve bunun içinde hem İsrail'e hem Rum Yunan'a hem de Ermeni lobilerine ihtiyacı olacak. Gördüğünüz gibi hep ünlü bir laf vardır. Sosis imalatıyla siyasi pazarlıklar halkın önünde yapılmaz. İkisi de mide bulandırıcıdır der bir siyasetçi. İşte gördüğünüz gibi bir Dağlık Karabağ'dan Hindistan nereye savruluyor? Amerikan Kongresi'nde Pakistan ve Türkiye'ye karşı ne tür lobiler bir araya geliyorlar? Avrupa'da neler dönmeye başlıyor? Bunun gibi birçok şey. Ama gördüğüm kadarıyla Dağlık Karabağ konusunda asimetrik üstünlüğümüz şu anda devam ediyor. Ama tabii kuşatma ve manevralar yüksek. Zangezur koridoru açılmazsa, açık söyleyeyim, bu bölgede barış olmaz. Onu söyleyeyim. Yani bu bölge barışa kavuşacaksa, gerçek anlamıyla bir barışa kavuşacaksa, öyle plastik bir barışa değil, demir çelik endüstrisinin ürünü sağlam bir barışa kavuşacaksa, o Zangezur koridoru sözü yerine getirilecek. Türkiye ile Azerbaycan, Nahçıvan üzerinden ve Ermenistan toprakları üzerinden sorunsuz, tehditsiz, tam güvenlik altında buluşacak. Bu olmadan o işler olmayacak. O belli oldu. İşimiz uzun yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hoşça kalın.